yüksek mühendisle münakaşamız olmuştu. Yüksek mühendis üniversiteyi bitirmiş, mühimce bir yere de mühendis olmuş, vazifeli bir müessesede. Vilayetin birisinde tanıştık. Tanıştık, konuştuk. Birisinin vasıtasıyla, bir başka kimya mühendisinin vasıtasıyla tanıştık. Beraberce yemek yemeye gittik. Dikkatinizi rica edeceğim. Bu bir bizzat benim şahit olduğum bir hadisedir. Ve şu meselenin aslını ortaya koyuyor. Misal olsun da söylüyorum. Tanıştık. Beraberce bir öğle yemeği yemek için kalabalık bir kabile büyük bir lokantaya gittik. Bir lokanta, restoran diyorlar. Temiz bir lokanta. İçeriye girdik. O esnada gidip de bir masanın başına oturacaktık. Böyle hazırlanıyoruz, içeri gireceğiz. Bu mühendis Almanya'da da 2 sene eğitim görmüş, staj görmüş ve ilerletmiş. Hakikaten fevkalade bir mühendis yani. Teknik kültürü, teknik bilgisi fevkalade. Bu mühendis dedi ki arkadaşlar dedi, lütfen dedi, şurada ellerimizi yıkayalım da sofraya ondan sonra oturalım dedi. Çok güzel. Ellerimizi bir yıkayalım dedi. Hani ben söyleyecek, el o söyledi. Olsun, tamam. Ellerimizi yıkadık, orada üst üste böyle temiz bezler var, bez. Elinizi yıkayacaksınız, oradan bir bez alıp silip çöp sepetine atacaksınız veya da temizlik sepetine atacaksınız. Ellerimizi yıkadık, o içimizden birisi o bezi alıp silmek istedi. Hemen mühendis, çok rica ediyorum dedi, silmeyin efendim dedi. O beze elinizi silmeyin. Her ne kadar bu bez temiz ise de silmeyin. Elimizden su aka aka sofranın başına gidelim dedi. Böyle su elimizden aksın dedi. Elimizin üstünde kurusun bu su. Bir şey silmeyelim dedi. Allah Allah, aferin. Geldik, oturduk. Ben dedim ki, mühendis bey, şayanı tebrik bir davranışta bulundunuz. Tebrik ederim dedim. Böyle el yıkamayı, sonra hiçbir şey silmeden o suyun elimizde kuruması keyfiyeti. Siz dedim, bunu nereden öğrendiniz? Nasıl buna vakıf oldunuz? Nereden bu hakikati keşfettiniz? Maşallah, Allah razı olsun dedim. Münevver bir mühendissiniz, kültürlü. Efendim dedi, evet dedi. Ben dedi, bu el yıkama usulünü, yemekten evvel ellerin yıkanması ve hiçbir şeye sürülmemesi, yemekten sonra da ellerin yıkanıp ondan sonra bir şeye silinmesi hakikatini Almanya'da gördüm. Almanya'da mühendisler, Almanya'da kimyagerler, Almanya'da laborantlar böyle yapıyor dedi. Bunu Almanlar keşfetmiştir. Alman usulü dedi. Onlar dedi, temizliğe o kadar kıymet veriyorlar ki, mikroptan o kadar sakınıyorlar ki dedi, hani yemek yiyeceği için, oturup da yemek yiyeceği için yemekten evvel ellerini yıkıyorlar, ellerindeki mikropları temizliyorlar, ondan sonra hiçbir beze, mendile, havluya ellerini silmiyorlar. Çünkü ne de olsa o bezde, havluda mikrop vardır, yıkanmış ellere sirayet etmesin diye hiç ellerini silmiyorlar, ellerindeki su üstünde kuruyor dedi. Dezenfeksiyon sistemi dedi, yani temizlik, mikroplardan arınma, mikroplardan temizlenme sistemini Almanlar bulmuş, Almanlar yapmış, Almanlar icat etmiş. O Almanlar ne muazzam adamlar, ne düzene ediyor. Ben dedim ki, mühendis bey dedim, yapmış olduğunuz harekatın hakikat olduğuna bir şey demiyorum. Ama hakikat olmayan bir şey var. O da yemekten evvel ellerin yıkadığı zaman hiçbir şeye de sürülmemek suretiyle elin ıslaklığının elin üzerinde kuruması keyfiyetini, bu hakikati Almanların bulmuş olması doğru değil. Bu bizzat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sünneti, onun emri fermanı, onun yoludur dedi. İslam dininin esasıdır dedi. Böyle deyince bizden bire bir tepki gösterdi. Çok rica ederim dedi. Bu el yıkamayla, bu dezenfeksiyon sistemiyle, bu temizlik ameliyesiyle, bu mikroplardan sakınma mevzuuyla Allah'ın, İslam'ın, Muhammed'in ne alakası var dedi. Laboratuvardan çıkıyorduk dedi, elimizi yıkamadan yemeğe oturmuyorduk dedi. Alman profesörleri bulmuş, Arapların ne alakası var, Muhammed kim oluyormuş dedi.
böyle, böyle, hepsiz, inkar et. Ben tabii gayet yumuşak davrandım, gayet sabırlı, gayet sükunetli, gayet tahammül olacaksın. Vay sen kafir oldun, vay şöyle oldun, vay böyle oldun desen o adamı ikna edemezsin. Yumuşak olacaksın, rahim olacaksın, merhamet edeceksin, ona anlatacaksın, ona ispat edeceksin, onu çekeceksin. Çünkü ona İslam'ı kimse öğretmedi. Böyle milyonlarca genç dinini, İslam'ı inkar ediyor. Çünkü bilmiyor, çünkü öğretilmedi. Öğretilseydi böyle olmayacaktı. Bakın şimdi, dedim ki siz münevversiniz mühendis bey. Bakınız dedim ki üniversiteyi, fakülteyi bitirmişsiniz. Araştırıcı olur bir münevver. Böyle kulaktan duyma bir lafın peşine gitmez. Bu lafın, bu sözün ilmi delili var mı? Bunun kaynağı neresidir? Araştırayım, sorayım, bakayım diye. İlim adamları dedim, kültürlü insanlar, münevver insanlar, aydın insanlar, üniversite mensupları bir şeyin aslını arar, araştırıcı olur. Basma kalıpçı, şartlanmış, psikolastik bir zihniyet taşımaz dedim. Araştıralım, ben bunu söylüyorum. Ne yapalım? Sizi dedim yemekten sonra müftülüğe götüreyim. Müftülük, vilayet müftülüğüne götüreyim. Size oradan din-i İslam'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra en mühim kaynağı olan Bukhari-i Şerif, Bukhari kitabını çıkarayım. Sana oradan ben değil, Hüsrü Efendi göstersin, sana anlatsın, kabul eder misin dedi. Böyle bir tereddüt içinde bir şey söylemedi. Neyse müftülüğe kadar gelmeyi kabul etti. Yemekten sonra gittik, dedim ki Hüsrü Efendi'ye, hocam dedim, bu çok münevver, çok asil, çok şerefli, çok temiz bir mühendis kardeşimiz dedi. Asil, masil demesen kaçacak herif. Kaçacak. Onu böyle tutacaksın, ne yapalım? İslam'ın yolu bu. Biz insanları cehenneme göndermeye değil, cehennem yolundan çevirmeye memuruz. İstiyoruz ki herkes Müslüman olsun, insan olsun, temiz olsun. Merhametli olsun, yani ben burada işim gücüm insanları cehenneme kurtaramak değil. İnsanların cehenneme gitmesini şeytanlar arzu eder. Şeytan ister ki herkes cehenneme gitsin. Kendi cehenneme gidecek çünkü. Ama bir Müslüman uğraşacak, didinecek, çırpınacak, yalvaracak, uğraşacak ki kötü yoldaki bir adamı kurtarırsa onu cennetlik yapsın. Biz de bunun için kuruyoruz. Öyle onu teskin ettim. Yalnız dedim bir hususta, bir mevzuda kendileri dedim gayet iddia ediyorlar. Aslında münevverdirler. Şimdi işin aslını ve hakikatini gösterdiğiniz zaman kabul edeceklerdir. Münevver insandır çünkü dedim. Ve mevzuyu anlattım. Hemen oradan Bukhari-i Şerif'i çıkardım işte efendi. Kitab-ı Tahare, temizlik kitabı en başta. En başta. Buldu, hadis-i şerifi de çıkardı oraya. Metnini okudu. Resul-i Zişan her yemekten önce ellerini yıkardı, yemekten sonra da ellerini yıkardı. Hadisi sahih Bukhari. Hadisi şerifin altına dört mezhebin imamları, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli gibi mübarek alimler izah yazmışlar, şer yapmışlar. Diyor ki Şafii mezhebinde yemekten evvel ellerin yıkanması sünnet-i mürekkebe. Çok mühim bir sünnet bu. Eller yıkandıktan sonra yemekten evvel olduğu için o eller hiçbir şeye sürülmeyecek. Ellerden sular ata ata gidecek ve elin üzerinde su kuruyacak. Bir şeye sürülmeyecek diyor. Yemekten sonra ise eller yıkanacak ama sonra silinecek. Çünkü yemek yok artık ortada, iş güç var. Eller silinebilir diyor. Bunu okuduktan sonra şimdi mühendis şaşırıp kaldı. Acaba bu kitap dedi kaç gün evvel yazılmıştı? Ya kaç gün evvel olur mu? 1400 sene evvel bir hadis yazdı. Yok efendim dedi. Bu Almanların en son bulduğu temizlik kaidesi, görgü kaidesi, dezenfeksiyon sistemi dedi. Bu kitap yeni yazılmış. Böyle bu kadar uygun olamazdı. Açtık kitabın arka tarafına baktık ki 217 sene evvel yazılmış bir kitap. Bir türlü inanamıyor. Nasıl olur diyor. Bunu Almanlar bulmuş diyor. Bunu diyor İslam'la ne alakası? Bu işini kabul edemiyor. Ama biraz hızı kesildi. Yavaşladı, yumuşadı. Sükut etti, çıktı. Biraz daha sohbet, konuşma, İslam, İslam, İslam. Ve ayrıldık.
Oradan gittikten sonra adresinizi almıştı, ben ondan almıştım. Bir ay sonra bir mektubu geldi, hala saklarım. Diyor ki, hocam diyor, maalesef biz İslam dininden o kadar uzakta yetişmişiz ki, ne mektepte, ne ailede, ne üniversitede İslam'dan o kadar mahrum yetişmişiz ki, hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. Meğer bütün medeniyetin, ilmin, taharetin, keşfin, hakikatin kaynağı Hazreti Muhammed Mustafa'ymış. Beş vakit namaza başlamış, şimdi şahane bir Müslüman oldu ya. Nesliniz böyle yetişiyor. Sen Kur'an kursunu kapatırsan, İmam Hatip okulunu kapatırsan, din eğitimini kaldırırsan, yetişen nesil yetişmez ki kardeşim. Dinsiz bir millet çok dünyada.